Hayırdır, iyi görünmüyorsun? Gidiyorum ben. Tatsız bir şeyler olmuştu kardeşlerimle ilgili. Bana gelmişlerdi anneleriyle. Öylece bırakıp geldim, gideyim artık. Hayırdır, bir şey olmadı değil mi? Yok. İşte tarih tekerrürden ibaret ediyor. Babam bize ne yaptıysa çocukluğumuzda şimdi aynısını onlar yapıyor. İyi ki sen varmışsın. Sen olmasaydın sizi babandan kim koruyacaktı acaba? Bu günlerim de o günlerimi aratmıyor zaten. Bana bak. Ben buradayım. Biliyorum bir sürü kötü şey oluyor ama el ele verip bunların hepsinden kurtulacağız. Şimdi bu dosyaların hepsini çok iyi bir savcı var, ona yollayacağım. Tabii senin de Fırat'la ilgili kararını vermeni bekliyorum. Ne karar verirsen ver. Anlayışla karşılayacağım, bil. Bir de sana yeni bir büro tuttum. Şu anda hazırlıyorlar. Gayet iyi koruyacaklar. Her şeyle ilgileniyorlar. Haberin olsun. Ben şu an bilmiyorum ne yapacağımı. Ama sonuçta çalışacaksın. Erol'la devam edeceksin. Evet tamam, çalışacağım ama evden de çalışabilirim. Bakarım yani duruma. Birkaç müvekkil bulurum falan filan. O zaman bizim şirketin müvekkil... Hayır Atıf, sizin şirkette çalışmak istemiyorum. Bulurum bir yolunu. Anladım. Okay. Bu konuda yardım istemeyeceksin. Tamam. Ya tabii ki yani. Zaten şok üstüne şok yaşıyorum günlerdir. Bir sürü şey oldu. Bu olan haricinde başka ne oldu? Boş ver. Şadi içeriden çıksın yeter. Başka hiçbir şeyin önemi yok şu an. Tamam? Peki tamam. Can üzerinden haberleşmeye devam ederiz. Bu arada eğer bu savaşın içinde olmak istemiyorsan seni anlayışla karşılarım. Bazı aşklar bütün değerlerin üzerinde olabiliyormuş. Ben şu an hiçbir şey bilmiyorum Atıf. Sistemim tamamen karıştı. Tamam mı? Biraz zamana ihtiyacım var. Eğer bir cevap verirsem çok yanlış olabilir. Narin. Bir şey olmuş. Bana anlatabilirsin istersen. Biz Fırat'la yeniden başlamıştık. Sevindim. O zaman? Ama bir şey oldu. Yıllar önce neden ortadan kaybolup gittiğini anlattı bana her şeyi. O pislik babası yüzünden Sermet'le pazarlık yapıp beni gözden çıkardıklarını anlattı. Hikmet Kazan'ı korumak için benim hayatımı nasıl mahvettiklerini anlattı. Çünkü Hikmet Kazan Sermet'in annesini öldürmüş. Sonra da suçu Fırat'ın hasta annesi üzerine atmışlar. Sermet de bir şekilde susmayı kabul etmiş. Fırat hiçbir zaman benim yanıma yanaşmayacak. Sadece öyle sessiz kalırım demiş. Çok vahşice be. Evet. Vay anasın. Kafam o yüzden karışık bugünlerde zaten bir de. Yani sen böyle bir şey yapar mıydın? Silah darbeyi hapse yollar mıydın? Ben sevdiğimi ihanet etmezdim. Zaten bu son olanlardan sonra böyle şeylere pabuç bırakmayacağımı anlamışsındır herhalde. Atıf, ben Fırat'ın beni sevmediği için terk ettiğini zannediyordum. Yıllarca böyle yaşadım. Neredeyse babasını korumak için gitti diye sevinecektim. Aşk böyle bir şey işte. Ama sonra olanlar, Şadiye'nin bu durumu, adımın içinden çıkan canavar. Ya bırak dava açmayı. Kalaşnikov'la herkesi öldürmek istiyorum ben, inan. Benim gerçekten yalnız kalmaya, kafamı dinlemeye ihtiyacım var. Bunda mı yaşayacağız Fırat ya? Seni kendi ellerimle nasıl gönderirim cezaevine? Nasıl birisin sen ya? Şadiye'ye nasıl yaptın bunu?
suçun tanığı oldum. Nasıl bu kadar gözlerim körmüş benim ya? Yok ya, yapamam. Yapamam. Nasıl yaparım? Büyük aşkını neden benden sakladın Narin? Ne gerek vardı? Niye? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.